Hoş bulduk Efeciğim. O şeref bana. Çünkü seni çok eskiden beri tanıdım biliyorsun ve de çok da sevdiğim ve de başarılarında daim olaraktan onur duyduğum bir kardeşimsin. Dolayısıyla ben de bir Galatasaray taraftarı olaraktan sizlerle beraber olmaktan büyük onur duyuyorum Evet. ayrıca. Tabii ki ben bir sevgi adamı olduğum için Galatasaray benim için bir aşk, bir sevgi. Hatta daha da ilerisinde delice bir sevgi, tutku gibi bir olay. Çünkü ben kendimi bildiğim 5-6 yaşından itibaren babam da Galatasaraylı, rahmetli babam da Galatasaraylı olduğu için bir Galatasaray tutkunu olarak yetişmişim. Hep yukarılarda sarı kırmızı renklerle beraber taşırdı babam beni. Allah rahmet eylesin. Sünnet düğümde bile ki 6-7 yaşındayken beni sarı kırmızı giydirmişlerdi her tarafımı. Karşımızda da sarı lacivertli, sarı lacivertli arkadaşlarımız vardı. Yani o kadar gençliğimizden beri Galatasaray taraftarıydık ki ruhuyla. O bir yaşam tarzı oldu benim için. Her zaman Galatasaray'ın o naif, ince, zarif, batıya açılan pencere kültürünü hep benimsemeye çalıştım. Bunda tabii benim için çok büyük katkısı olan Galatasaray Lisesi'nden okumam ki çifte kaymaklı diyorlar galiba çünkü 8 seneyi ben 10 senede okudum, 2 senede kalaraktan. Ama iyi Galatasaraylı öğrenmiş oldum orada da. Dolayısıyla gerçekten ben Galatasaray'ın o tarafını çok özel buluyorum. Çünkü Galatasaraylılık sadece bir futbol takımı taraftar olmak değil, bir camianın bir mensup olabilmek. O camiada biliyorsunuz bugüne kadar ne kadar önemli değerler vermiş Türk politikasına, Türk siyasetine, Türk ekonomisine, Türk hayatına. Dolayısıyla hep benim amacım da ben de bunlardan biri olabilir miyim yatıyordu. Dolayısıyla bugün 36 yaşıma geldiğim gibi bildiğiniz gibi yaşımı saklayacağım. Gerçekten şuna inanıyorum. Bazı şeyleri ben mütevaziliğin dışında başardığımı hissediyorum. Çünkü her şeyden evvel bir Galatasaraylı olmaktan ve Galatasaraylılığın nasıl olduğunu göstermekten kendime pay alıyorum. Bundan da çok mutluyum. Amacım da bundan sonra zaten gelecek nesil Galatasaraylılara sadece futbol takım taraftarı değil, bir Galatasaray camiasının birey olmaları için her türlü çalışmalar yapacağım. Her türlü eğer örnek bensem ki kendimi de örnek de görüyorum çünkü sonuçta bizler kolay bulunan az yani çok yetişen insanlar değiliz ne yazık ki Türkiye'mizin son zamanlarında. Dolayısıyla biz örf adetlerimize saygılı olmaya, geçmişimizi hiç unutmadan üstüne çağın gereklerini koyan bir camianın mensubu olduğumuzu ve bunun devamını sağlamak için oturup çalışacağız sizlerle beraber. Tabii bak şimdi şu anda tüylerim diken diken oldu. Hakikaten o küçücük bir öğrenciydim. Ki ilkokulda da ışık sesinde okuduğum için kravat takmayı da mecbur tutarlardı. Dolayısıyla gittiğim ilk günü hatırlıyorum çok iyi. Titreyen kravatı iç şeyinde üstüne kazağımı giydiğim bir öğrenciyi anımsıyorum şu an. Çok güzel hatırlıyorum hatta. Anneciğim Allah uzun ömür versin. Sınıfa kadar getirdi bizi. Sınıfta 30-40 tane arkadaş, hepsi birbirinden farklı ama hiçbir tanesinde kravat yok. Çünkü hepsi Anadolu'dan gelmiş kardeşlerimdi. Anadolu'da pek kravat moda değildi o zamanlar. Biz tabii İstanbul'un sosyetesi olduğumuz için biz kravat takmıştık. Ben kravatımı takmaya devam edeyim mi, etmeyeyim mi diye ilk hatırım oydu ya. Acaba ben onlardan niye farkım var? Çünkü hepsi onların daha rahat, ben kravatlı. Ama o kadar çabuk beni de benimsediler ki, o kadar çabuk beraberliklerimiz oldu ki o gençlerle, o arkadaşlarımla. Oradan çok da üzen beni zaten şuydu, yani Anadolu'dan oluşmuş bir 30 kişiydi. Ben İstanbul'dan katılmama rağmen İstanbul'da birkaç arkadaşım vardı ama o Anadolu'dan hepsinin pırıl pırıl ailelerin, iyi insanların çocukları başarılı bir sınav geçirip oraya gelmişlerdi. Kimisinin ceketi yoktu, kimisinin ayakkabısı yoktu. Kimisinin gömleği eksikti. Ama biz ilk hafta sonra benim senin diye bir şeyimiz olmadı. Benim ceketimi başkası giyerdi. Ben başkasının kazağını giyerdim. Kimin ne ihtiyacı varsa o anda onu hallederdik. Yani inanılmaz bir birliktelik başlamıştı. Daha yaşamadan böyle bir şey başlamış olması işte Galatasaray'ın ne kadar büyük bir cami olduğunu gösteriyordu bize lisenin. Çünkü kimse tek başına düşünmezdi. Çünkü bazı kolejler var, hep tekil yetiştirirler biliyorsunuz. Hep ben vardır. Biz orada hep beraberdik. Eğer soğuğa çıkacaksak hep beraber soğuğa çıkıyorduk.
Eğer dersimizi kıracaksak hep beraber dersimizi kırıyorduk. Eğer ki gezmeye gideceksek toplu olarak dersimiz, gezmemize gidiyorduk. Bambaşka bir öğretim, eğitim durumu vardı. Çok etkilenmiştim. Ve özellikle de daha biz Türkçe'yi konuşamazken bizi bir Fransızca öğretmeye çalışıyorlardı hocalarımız. İnanılmaz kadar saygılı, tabii o zaman bizler genç olduğumuz için çok büyük gördüğümüz, çok değerli. Çoğu da misyon gereği İstanbul'da işte rahip olan, daha çok felsefeci bu tür insanlar vardı. Yani değişik bir felsefenin elemanlarıyla biz Galatasaray'da büyüdük. Dolayısıyla bizim, dikkat ederseniz, camiamızda felsefe çok ağırlıklıdır. Bunu hiçbir zaman içinde inkar etmedik. Hep zaman insan olmak için bize bir eğitim verirlerdi. Dolayısıyla o insanlığımızı da hala devam etmek için uğraşıyoruz. Dolayısıyla böyle bir eğitim kurumundan, böyle bir büyük ve taraftar olmuş bir kulübün çıkmasından da ayrıca onur duyuyorum. Çünkü bugün yapmaya kalksanız herhalde 100 seneniz lazım. Yapmaya kalkanlar var ama daha 100 seneleri daha lazım. Dolayısıyla ben Galatasaray Lisesi'li olmaktan ayrıca bir gurur duyuyorum. O heyecanı hala Beyoğlu'ndan geçtiğim zaman o demir parmaklılarda muhakkak hissederim. Çünkü zaman zaman biz tabii yatılıydık Galatasaray Lisesi'nde. Dışarısı bize çok ilginç gelirdi ama çıkamazdık ki. Çıkamadığımız için hep hayal kurardık. Çıktığımız zaman hangi kızla buluşacağız? Hangi kahveye, o zaman kahve de yoktu ama hangi sinemaya gideceğiz? Hangi hamburgercide yemek yiyeceğiz? Ve de o Beyoğlu Caddesi nasıl arşınlayacağız diye düşünürdük. Zaten o da 3 saatti, 5 saatti haftada. Dolayısıyla farklı bir dünyaydı Efe. Çok fazla ayrıntıya girersem çıkamazsın, kalayım. Efe hakikaten çok ilginçtir. Yani düşünsenize 11 yaşlarında çocuksunuz. 30 tane, çünkü bizim çok az kişiydi sınıflarımız. 30, öbür sınıfta 30 olsa 60 kişi beraber yaşıyorsunuz. Aynı saatlerde yemek yiyorsunuz. Aynı saatlerde top oynuyorsunuz veyahut da teneffüs dediğimiz, o zaman teneffüs yok, şimdi bilmiyorum yeni Türkçesi ne oluyor o aralıkların, ders aralıklarının. Aynı yatakhanede yatıyorsunuz, yan yanasınız. Hiçbirinizin birbirinizden de farkı yok. Yani komünist gibiyiz. Nasıl herkes yalın, hiçbirimizin birbirimizden özelliği, faydası yok. Ha, özelliği olan varsa da, ki benim babam, Allah rahmet eylesin, her gün bana, yakında çalıştığı için, sinemacılık yaptığı için her gün bana bir şeyler getirir, çikolata getirir, fındık getirir. Hayatta hatırlamıyorum o çikolatayı tek başıma yediğimi. O çikolata geldiği an tüm arkadaşlarımızın şu kadar da olsa bölüşülür, hep beraber yeriz. Yani orada öğrendik bu felsefeyi. Yani bir bütünüz. Tek tek bir bireyiz, bir şeyiz ama bütün olduğumuz zaman çok güçlüyüz. Dolayısıyla zaten hakikaten Galatasaray'ın gücü buradan geliyor. Bugün hep bir anekdotumu anlatırım. Ben 80'li yıllarda bir otelin genel müdürüydüm ve bir açılışımız vardı. Çok büyük bir otelin açılışıydı İstanbul'da. O zamanın bakanı da Galatasaraylı bir bitirmiş bir ağabeyimizdi. Allah uzun ömür versin. Dolayısıyla otelin de yönetim kurulu başkanı o bakanın da bir dayısıydı. Yani akrabası. Bakan o kadar heyecanlı ki oluyordu ki yönetim kurulu başkanı. Heyecandan duramıyor. Ben de son derece rahattım. Çünkü gelecek olan bir abimdi benim. İster bakan olur, ister başbakan olabilir, ister reisim olabilir ama benim için abi. Çok daha önemli. Heyecanını yenemiyordu. Hatta bana dedi ki, ya siz ne kadar böyle vurdum durmaz gözüküyorsunuz. Yani sonuçta Turizm Bakanı gelecek. Dedim, olabilir. Yani benim abim gelecek sonuçta. Nasıl abiniz dedi. Dedim, geldiğiniz zaman görürsünüz nasıl abimiz. Hiç tanımıyorum. Yani hiç görmedik. O da beni görmedi. Aşağıya o zamanlar tabii telefonlar falan yok. Geldiği zaman haber verdi. Aşağı indik Baldur Küldür. Allah uzun ömür versin. İlhan Evliyaoğlu kapıdan çıktı. Seninki daha merhaba demeye ver. Ben abicim hoş geldiniz dedim. Hemen bana sarıldı, o bana sarıldı. Kol kola girdik. Biz bıraktık şeyi, yönetim kurulu başkanı, çıkıyoruz. Adam şaşırdı. Yani böyle bir şey nasıl olabiliyor? Odasının altları ben dedi, çıktık odasına, oturduk. Sen kaç mezunusun, sen ne yaptın, sen şunu okudun mu derken biz başta kayar, unuttuk şeyi. Bizim yönetim kurulu rahmetli Fikret Evliya gibi. İnanamamıştı. Ama bu gerçekti. Bugün o gerçeği de ben yaşıyorum.
Beni herhangi birisi, kardeşim telefonla arıyor. Abi ben 147'den Murat diyor. Evet evladım diyorum. Ne yapılması gerekirse yapıyoruz. Yani böyle bir birlikteliğimiz vardı. O da işte dediğim gibi o Anadolu'dan gelmiş, hepsi zekaları fışkırmış, hepsi mütevazı aile çocukları, bir araya geliyorsunuz. O birlikten de müthiş bir güç doğuyor tabii. Çok önemli bir şey. Tabii lise bittikten sonra zaten biz liseyi bitirenlerin veya liseyi terk edenlerin bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çünkü 10 sene, 11 sene, 9 sene beraber yaşadığın arkadaşından bir anda ayrılıyoruz. Çünkü hepimiz belli yerlere gittik, dağıldık yani. Çoğumuz da Fransa, Belçika gibi yerlerde üniversite eğitimi almaya gitti. Ben de bunlardan bir tanesiydim ama tabii o kadar farklıydı ki üniversite hayatıyla Galatasaray'sındaki hayat birbirine tezat teşkil ediyordu. Dolayısıyla bir kere o dostluğumuzu, o arkadaşlığımızı unutmamız mümkün olmuyor. Her zaman anılarda yaşıyorsunuz. Dolayısıyla gittiğimiz her yerde bizim liseden kimse var mı diye arıyorsunuz. Çok gariptir. Bulduğunuz zaman da akrabanızdan, ailenizden birisinde kardeşinizi bulmuş gibi seviniyorsunuz. Ve o yaşantı orada devam ediyor onlarla. Dolayısıyla ben Galatasaray'dan sonra bunu tattım. Hemen Galatasaraylıları buldum. Onlar beni buldular. Hatta belli bir zaman sonra Özhan Can Aydın rahmetli analım. O da mesela bizim gibi çok iyi bir liseden, liseyi çok seven, liseyi çok koruyan bir abimizdi. Onunla bizim uzun yıllar bir beraberliğimiz oldu. Çünkü benim de resepsiyonist olarak görev yaptığım otelde o da misafir olarak geri giderdi. Neden gelirdi? Ben Galatasaraylıyım diye gelirdi. Biz niye otel açardık? O Galatasaraylı diye açardık, liseden diye açardık. O lise, o üniversite, Allah'ım ya. O şeyde, otelde bir zaman sonra baktık 50 tane yaşmış Galatasaray liseli var. Çok güzel. Çok şaşırttı bizi çünkü demek ki biz gayri ihtiyari, bilinç dışı hep çalışma arkadaşlarımızı Galatasaray'dan seçiyoruz. Ama bilinç dışı. Neden? Çünkü ikinci insan bilen onlar. Belli bir kültürü hazmetmiş onlar. Senin ne söyleyeceğini %50 daha ve anlayan onlar. Bir anda öne çıkıyorlardı. Ama tabii ki bana tepki geldi. Onu da anlatayım mı tepkiyi? Peki nasıl olsa istersen kesersin. İstersen devam edersin. Ben her şeyi, ben her zaman biliyorsun ki hiçbir şeyimin kesilmesini arzu etmem. Her şeyimin söylediğim gibi kalmasını yeğlerim. Çünkü kendime göre doğrularım var. O doğruların içinde de hep savaşırım. 50 Galatasaraylı'ndan fazlasını almışım 300 personelin üstünde. Yönetim kurulu başkanı hışımla girdi dedi ki bundan sonra Galatasaraylı yok dedi. Niye dedim? Ne dedi burası okula benzettiniz dedi burayı dedi. Dedim, okul değil ama sonunda bir çalışma ortamını ben çok daha rahat anlaşacağım arkadaşlarımın bundan olduğu için bu kadar önem veriyorum. Almayacaksınız efendim dedi. Ama işte Galatasaray Lisesi, Galatasaray Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe lisesi olsa belki anlayacaklar. Ama Fenerbahçe'yle bu çünkü konuştum yönetim kurulu başkanı. Ama Galatasaray'ı görüyor. Galatasaray Fenerbahçe rekabeti gibi zannediyor. Hayır. O lisenin getirdiği bize bir alışkanlık. Tabii ki başkan olduğu için bizim fazla bir tepkimiz olamazdı. Peki dedik ama üzüldüm. O zamanlarda bunları söylediğim zamanlar 1988 yılları bilgisayar yeni çıkmış. İlk mühendislerini vermiş bazı okul üniversiteler. Bize de bilgisayar mühendisi lazım. Bizim personel müdürümüz dedi ki ya bir tane bayan bulduk. Çok da cici bir bayan. Boğaziçi'nden mezun. Tam bize göre her şeyde anlaştık. Evet ama bir sıkıntısı var dedi. Ne dedim? Galatasaray Lisesi mezunu dedi. Dedim hakikaten sıkıntı çünkü bize yasak koydular. Aldım şeyin kızın formunu, Sunan'ın formunu. Baktım işte orada yazıyor G.lise bitirdiyse G.S. Lisesi yazıyor. Ben cinim ya. Bizim cin tarafımız da oluyor tabii ki Galatasaray'da. Ben dedim gel bunu değiştirelim. Ne yapalım? G ile senin yerlerini değiştirelim. S nokta G lisesi. Ne diye sordum ona? Sen George. Sen yani. Çok güzel dedik. Ben imzaladım. Kız başladı. 2-3 ay geçtikten sonra yine hışım da geldi. Bizim şu anda rahmetle andığımız başkanımız. Ben size demedim mi almayacaksınız dedi. Pardon dedik ne aldık biz? Dedi Galatasaray'sı almışsınız. Aldım kağıdı tabii böyle çaktırmadan bakıyorum. Benim burada Galatasaray'sı yazmıyor.
Peki dedi, ne zamandan beri Saint-Georges'lar Fransızca konuşuyor dedi. Orada hata yapmışım çünkü onlar Almanca konuşuyordu. Ama Fransızca bilen birisi olduğu için yakalamış 3 ay sonra. Dolayısıyla ama devam etti kızımız. 51.'yi de almış olduk. Bizim şimdi zaman zaman sıkıntılı hale gelen, ne yazık ki bugünlerde daha çok sıkıntılı hale gelen Galatasaray-Fenerbahçe dostluğu bir farklı boyutları vardı. Biz olayı farklı görürdük. Ama ne yazık ki bugünlerde de fanatizm çok öne çıkınca da artık Fenerbahçe ile dostunuz olursa size kızıyorlar. Ama diyorum ki benim eşim Fenerli. Yani benim eşime kızma haddim olabilir mi? Ya da onun bana kızma haddi olabilir mi? Yani bizlerin tekrar kendimize gelmesi gerekir. Fenerbahçe Galatasaraylılık bir renk aidiyatıdır. Herkese saygı duymamız gerekir. Ama birbirimizi de kırmadan, birbirimizi rencide etmeden bu hayatın devamını sağlamamız gerekir. Burada da genç kardeşlerime bir öğüt olmuş olsun Efe. Ben daha da ileri gideyim. Lisede okurken zaten herkesin Galatasaray olması diye bir mecburiyet yok, kural yok. Tabii ki biz o yoğun yaşam içerisinde zaman zaman başka takım tutanları da Galatasaray haline getirdik ama sonuçta olmayanlar da vardı arkadaşlarımızdan. Ama biz onlarla çok keyifli şekilde maçlara gider, yan yana oturur, sohbetler eder, müsabakada bağırır. Geldiğimiz zaman yine el ele kardeş olurduk. Kaldı ki bizim o zamanlar Beyoğluspor diye bir kulübümüz vardı. Bizim çoğu voleybolcumuz da orada oynardı. Beyoğluspor'un kurucuları da gayrimüslim insanlardı. Pırıl pırıl insanlardı ve çok iyi dostlarımızdı. Dolayısıyla tabii ki bir renktir, bir espri anlayışıdır şakalaşmak. Ama dozunda. Bizler gibi belli bir edukasyonu, eğitimi almış insanların da o dozu bilirler. Ama ne yazık ki son yıllarda o eğitim dozajı biraz farklılaştı. Dolayısıyla bu eğitimden hakkını alamayanlar biraz daha fanatik olmaya başladılar. Ümit yok mu? Var. Ben hala ümitliyim. Çünkü ben hala Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, kardeşlerimin davet ettiği her yere gitmeye çalışıyorum. Ben korkmuyorum, onlar çekiniyorlar. Ben çekinmiyorum. Beni en fazla yuvarlayabilirler. Ama amacım o değil ki. Amacım onlara saygı kazandırmak. Çünkü ben de eğer bir Fenerbahçe kardeşimi, Beşiktaş kardeşimi davet ediyorsam o da bana saygınlık kazandırır. Dolayısıyla onların törenlerine, nişan törenlerine, nikah törenlerine, cenazelerine hep iştirak ediyorum. Ne için ediyorum? Yani görün bakın bizler dostuz her şeyden evvel. Kavgamızı, mücadelemizi, kavga kelimesi yanlış olabilir, mücadelemizi bir salon veya sahalarda yapabiliriz. Onu yapanlar da zaten sporcularımız. O sporcularımız da zaten spor kültürü ve ahlakına uygun insanlar olması gerekir. Ben kendi oyuncumu bile zaman zaman tenkit ederim. Çok severim ama onun yapmış olduğu o hareketi benimsemek zorunda değilim. Yönetici olduğum zamanlarda çağırır, ikaz ederdim. Çünkü o bizim görevimiz. Ama o insanın da herkese saygılı olması gerekir. Sırf benim taraftarımı mutlu edecek diye orada aykırı hareket yapmasına ben izin veremem bir Galatasaray yönetici olaraktan. Bunu sanırım bütün kulüp de aynı şekilde düşünür. Her ne kadar onların kisvesi alanında girip düşünmedim ama ben bir Galatasaray eğitiminin altında olduğum için ben Galatasaray olaraktan böyle düşünürüm her şeyden evvel. Bir de ben de dikkat edersen de hatırlarsan dikkat etmek değil de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde görev yaptım. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin görevi gençlerimizin eğitimleri sırasına itibaren onları bir spor ahlak ve kültürüne eğitimine yönetmekti. Ben bu görevleri yapmaya çalıştım her zaman. Gencimizi fanatik yapmamaya çalıştım. Bugün ben kendi torunumu bile hiçbir zaman zorlamadım. Ama en direkt zorladım. Yani senin gibi sarı kırmızı forma giyerekten hoşuna gitti o. Ben sarı kırmızı giyince o da istedi. Özendi. Ben sarı kırmızı top oynayınca o da özendi. Dolayısıyla bizlerin hepimizin örnek olması lazım gençlerimize. Hakikaten de çok sıkıntılı günler yaşıyoruz. Futbol Federasyonu özellikle son yıllarda hiç benimsemedim, her yerde söylemişimdir. Çünkü ben de Futbol Federasyonu'nda yaşadım. Ben de Futbol Federasyonu yönetim kuyusuydum zamanında 85 yıllarında. Ama son yıllardaki bu fanatizmi arttıran da ne yazık ki onların yanlış kararlarıdır. Halbuki şu anda yapmış oldukları gibi Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonlu, Beşiktaşlı yöneticileri o çatlağı topladıkları zaman demek ki esas doğruyu o zaman bulmuş olurlar. Onun için o kavgayı, o mücadeleyi o masada yaptığınız zaman sorun çözülür.
Çünkü herkes sorumludur. Ama siz tek taraflı, sırf Fenerbahçe'ye, sırf Galatasaray'a gözüktüğünüz zaman sıkıntı yaratıyorsunuz. Onun için ben yavaş yavaş bunların da düzeleceğine inanıyorum. Düzelmek zorunda olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla artık Türkiye'nin bu kadar Avrupa'da örnek bir konularda örnek olduğu yerlerde de sporda da örnek olmasını temenni ediyorum. Tamam hemen. Çünkü benim ilk yönetici dönemim 1990'lara geldi. Sevgili çok da değerli bir başkanım Alp Yalman beni lütfedip almıştı kadrosuna. O zaman da tabii daha hem çok genç hem çok tecrübesizdik. Çok da fazla kulüp için bilmiyorduk ama öğrendik sayesinde. Ondan sonraki dönemlerinde özellikle Özcan'dan sonra, rahmetliden sonra dönemlerimde sadece Galatasaray camiasında gerçekten lider sıkıntısı var. Yani lider olmak illa futbol takımının lideri değil, tekrarlıyorum. Lider olmak camianın liderini taşımaktır. Konuşmasıyla, eğitimiyle, görgüsüyle, kültürüyle, giyimiyle bir bütün olarak görüyorum ben bunları. Bu eğitime ihtiyaç olduğunda, bu görüntüye ihtiyaç olduğunda bildiğim için her zaman ben kendimin ne eksik ne fazla olduğunu bilirim. Eksiklerimi de biraz evvel nasıl lisedeyken bir bütün olarak görmüştüm dedim. Eksiklerimi de o arkadaşlarımı gördüğüm zaman bir bütün halinde olursunuz. Amaç ama öne çıkmak, reklam yapmaksa o zaten artık son yılların modası oldu. Ben, çünkü beni de zaman zaman işte kendi ismini parlatıyor diyorlar. Benim parlatacak bir ismim yok çünkü ben 80'den beri ismim çeşitli platformlarda hep var. İş dünyasında var, otelcilik dünyasında var, magazin dünyasında var, spor dünyasında var. Ben 85'te yönetim kurulu üyeliği yaptım Futbol Federasyonu'nda. Hiçbir arkadaşım var mıydı o zamana kadar? Bu arkadaşlarım, bu futbolla ilgilenen, sporla ilgilenen arkadaşlarım o zamana kadar neredeydiler acaba? Ben çok şaşırırım. Pardon, Turgay Kerem 31 yaşında Türkiye Futbol Federasyonu yönetimindeydi. Yani bunları da mütevazi yapmayacağım, açıkça söyleyeceğim. Çünkü herkes de haddini bilecek. Ben haddimi biliyorum. Dolayısıyla benim kimseye de kendi adıma da parlatacak hiçbir şeyim yok. Benim tek düşüncem Galatasaray'daki camiadaki olayla toparlayabilmek. Kardeşliği, sevgiyi, saygıyı tekrar ihdas ettirmek. Ondan sonra para olarak kolay. Çünkü bugün dikkat edin, parası olan çok kişi var. Ama para olmakla bitmiyor. Hatırlarsanız, görürseniz, dikkat ederseniz çok parası olan çok kişi var. Veya para olmak çok basit. Ama ben param var diye girdiğiniz zaman zaten siz baştan kaybetmişsiniz. Bugünkü örnekleri görüyorsunuz. Biz örf ve adetlerimize, geçmişimize sahip çıkıp bize verilmiş olan o değerleri de bugüne çıkarabiliyorsak para her zaman bulunur. Para araçtır. Hiçbir zaman için amaç olmamıştır bizim çevremizde. Bugün eğer 50 milyonsa ben 100 milyon vereyim, bulayım. Hemen de yarın desinler ki 100 milyon yarışa girelim. Hani bilmem ne yarışı derler ya. Girelim. Eğer 500 milyon dolarsa 500 milyon dolar. 1 milyar dolarsa 1 milyar dolar. Benim değil. Ama bulmak. Bu kadar da basit ve öz söylemeye çalışıyorum. Çünkü onlarla insan olunmuyor. Onlarla kulüp yönetilmiyor. Yoksa bugüne kadar çok farklı oldu. Sevgili Alp Yalman zamanında kulübün ne borcu vardı? Ne alacağı vardı. Demek ki kafa, zihniyet, karakter ve o oluşumların sonucunda bir başkan adayıydı Alp Yalman ve bunu başarmıştı. Bugün bunu başaracak ben kimseyi görmüyorum Galatasaray'ın şu anda ama kendime iddialıyım. İddialı idim. Bundan sonra zaten böyle bir niyetim yok ama çok iddialıydım. Neden? Çünkü ben hakikaten kendimi çok gerçek bir Galatasaray olarak görüyorum her zaman için. Hala da görmeye devam edeceğim. Belki benim için başkanlık da ulvi bir yerse Galatasaray başkanlığı, Galatasaray taraftarı olmak da o kadar ulvi bir makamdır. Benim için bu kadar basittir. Ama bana bu görev verilmedi. Saygı duydum. Dolayısıyla yarınlar ne bekler? Bu gidişat zaten yarınlar başka farklı insanlar getirecek demektir kulübün başlarına. Dolayısıyla biz de bir ne yazık ki erozyona gidiyoruz. Efe, bunları söylüyorum belki Galatasaraylılar kızacaklar ama bilmediğine yarar var. Çünkü bizler bugün varız, yarın yokuz. Ama artık Galatasaray'a sessiz çoğunluğa sahip Galatasaraylıların buna el atmaları gerekir. Ve bunlar artık dur demeleri gerekir.
Yani bir kere Turgay abimiz, Coşkun abimiz, hep bunlar bizim Gündüz abimiz, hep bunların zamanında Cenabımız. Yani hep saygıyla ve de çok sevgiyle izlediğimiz oyunculardı. Muzaffer'imiz, yani Can Demir'imiz, Ahmet'imiz, yani Tarık'ımız. Yani bizim o zamanın oyuncuları hakikaten çok karakteri olan, para için değil, forması için oynayan abilerimizdi. Ama işte ne derler, bir şey çıktı mertlik öldü diyorlar ya, çok fazla bilmiyorum o konuları, pek ilgim olmamış silahlarla, ama bugün olaylar değişti. Yok mu aralarında çok düzgün, çok iyi, çok kaliteli karakter oyuncular var, ama demek ki öbür abilerini örnek almaları gerekir. Onun için de işte sizlerin gibi sanatçı kardeşlerimin de o günleri tekrar yaşatmalarında yarar vardır. Tekrar, yani bize bir Metin Oktay belgeseli yapsanız, bugünkü genç arkadaşım Metin Oktay'ın sadece bir resmini biliyor, ama geçmişte neler yaptığını, sahaya çıkarken neler yönettiğini hiçbir şey bilmiyor. Aynı şekilde Turgay abim bugün bir efsane, yaşayan bir efsane. Geçmişte nerelerde, hangi toprak sahalarda, neyini feda ederekten, nelerini heba ederekten neler yaptığını bugünkü gençlerimiz bilmiyor. Bunları bizim anımsatmamız gerekir belki de. Bir kere Baba Gündüz'ün özelliğinden bir tanesi, benim gibi Egeli o da. Onun için çok ayrı bir yeri var bende Egeli olmasından dolayı. Ben Aydınlıyım, biliyorsun, Aydın doğuyum. Gündüz abi de, rahmetli de İzmir. O İzmir Karşıyaka'lı mıydı o esas? Hatırladığım kadarıyla ya Karşıyaka'lıydı, şey dedi, İzmir'deydi. Dolayısıyla bir kere en büyük özelliği o ve de baba lakabı herkese verilmez. Baba Hami'dir. Baba yanındakilere, kapsayan yanındakileri kucaklayan insandır. Çok önemli bir kelimedir. Herkese, ha şimdi son zamanki babalarla bunun arasında fark var. Biz o babalardan bahsetmiyoruz, babadan. Hakikaten biz birisine baba dediğimiz zaman, bir hami görevini üstlenen, pırıl pırıl, futbolu apayrı bir sayfa açmak lazım. Çünkü o daha çok insanlığıyla öne çıkmış bir büyüğümüzdü Gündüz abi, Baba Gündüz. Ve de futbolda da zaten artık bir heykeldir, yani vazgeçilmez, ismi unutmayacağımız bir heykeldir. Bence çok değerli bir insandı, Allah rahmet eylesin. Ona da feyiz almamız lazım ki, hakkı yeten doğru, ne kadar doğru. Baba Hakkı zamanında da ben tabii şanslı insanlar bir tane, onu da çok izledim maçlarını. Hakikaten Baba Hakkı da Beşiktaşların bir hamisiydi. Müthiş bir, hakikaten çok sevdikleri, çok saydıkları, tatlı sert. Gündüz abi daha çok yumuşaktı, ama Hakkı bayağı tatlı sert bir, hatırlıyorum çok iyi, babaydı. Şunu diyeceğim, yani ben hakikaten insanları seviyorum. Din, dil, ırk gözetmeksizin seviyorum. Çünkü o zamanlar öyleydik. Biz birbirimizin ne olduğunu bilmezdik ki. İsmini bilirdik. Vicky'ydi, Viktor'du, Defter'di, Ahmet'ti, Can'dı, Turgay'dı, Mehmet'ti. Şimdi öğrenmiyorum. Ya seninki gayrim şey, ne diyorlar ona? Yahudiydi. Ya, yani benim için bir şey fark etmiyor ki. Ya işte Lefter bunlardan bir tanesi. Aslanlar gibi milli takımın oyuncusu mu bu? Türk milli takım oyuncusu mu? Bitmiş. Yani bu özelliği zaten başka bir şey söylemeye gerek kalmıyor. Ve de sonuna kadar da mücadele etmiş. Hayatının son gününe kadar da İstanbul'umuzun en güzel yerlerinde en mütevazı halde yaşamış bir kardeş, bir ağabey. İşte bu. Bundan dolayı zaten ordinaryüs. Futbolunu bırakın. Futbol hakikaten muhteşem bir şeydi. Geçmiş görsellere baktığın zaman, yani bugün ne diyorsunuz, o bir tane Barcelona oyun Messi diyorlar bir şey. Ya bırakın Allah aşkına ya. O defteri gösterirdi, Messi falan kalmazdı. O çünkü aldığı zaman topu, yani yok, o adamın hayran kalmamak mümkün değildi. Ya bunlar varken biz bunların kıymetini bilmemişiz. Onun için Lefter hakkında da çok söylenmesi gereken, çok da araştırması gereken ve Fenerbahçe camiasının değil, Türk camiasının çok değerli bir insanı. Ben de ona saygıyla bir kez daha toprağı bol olsun diyeyim. Hepsine de saygıyla almış olalım. Hepsine de Allah rahmet olsun diyelim. Mütevazilik, sen de öylesin, biz de öyle. Yani mütevazilik, biz kendimizi çok öne çıkaran insanlar değiliz ki. Ama ama sorumlu olduğumuz, sorumlu olduğumuz olayları çıkarmamız gerekir. O da doğrudur. Söylememiz lazımdır. Söyleriz.
Memnuniyetle. Sen de sorarsan cevaplarız. Efendim benim, sen de zaten 100. yılda beraberdik biliyorsun. Yaklaşık bir 100. yıl komitesi deyince 40 kişinin üstünde bir komite kurduk. Evet. Sonra da o branşları ayıraraktan herkesin Galatasaray'a sorumluluk almasını sağlamaya çalıştık. Ben bilirim, ben yaparım yapmadık. Dolayısıyla o sorumluluk aldığımız zamanda o sorumluluğun yükümlülüğünü yürütmeye düşündük. Bize niye kızdılar? İşte amblem, yüzücü amblemi yanlış. Hayır, yanlış değil. Halen iddia ediyorum. Çünkü o 40 kişinin almış olduğu karardı. 35 kişi orada el kaldırmıştı. 35 tane Galatasaray'a el kaldırmışsa benim bunu söz söyleme hakkım yok. O benim kararımdır. Ben de o kararın hep arkasında kalmışımdır. Bugün de aynı şeyi yaparım. Hiç fark etmez. Ama Galatasaray'ın ciddi borç olduğu dönemlerde, 5 kuruş parasında kasasında para olmadığı dönemlerde biz Galatasaray'a para kazandırıp Galatasaray'a onur getirmeye çalıştık. Bütün eski oyuncularımızı futbolunu toparladık. Onlarla turnuvalar yaptık. Tarihli ilk kez oluyor Galatasaray'ın. Onu bırakın, Galatasaray'ın kültürüne yakışır bir şekilde çeşitli eventler, yani ne diyorsunuz onlar, aksiyonlar mı yaptık? Tiyatro yaptık. İşte 100. yıl senfonisini yaptık, müthiş konserler yaptık, balolar yaptık. Yani şu anda aklıma gelmiyor ama hakikaten çok ciddi etkinlikler yaptık. Ve müthiş bir de para kazandık Galatasaray'a bunun sayesinde. Ama amacımız zaten Galatasaray'ın bu kültürünü yönetmekti. Çünkü her şey para olmadığını biraz evvel söyledik. Para kazandık ama Galatasaray kültürünü tekrar motive ettik, remotive ettik. Kaybolan bazı değerlerimizi tekrar öne çıkarmaya çalıştık. O zaman çok da yararlı oldu. Ama biraz evvel de sen bana söyledin, biz biraz daha Galatasaraylılar öne çıkmayı, özellikle benim türler öne çıkmayı seven insanlar değiliz. Biz yaptığımız olaylar öne çıksın isteriz. Biz çıkmayalım, biz arkasında olalım. Ama yaptığımız bir Kamran İnan'la beraber bir Galatasaray senfonisi bugün hala dillerde. Dünya bizden bunu satın almak istiyor. Eğer bizden sonra yönetimler biraz daha akıllı davransalardı, ondan çok daha büyük para kazanabilirlerdi. Ama sadece futbolla ilgilendikleri için, Galatasaray'ı sadece futbol takımı gördükleri için bu tür şeylerle ilgilerini kestiler. Yapmanız lazım. Yapmanız için de bütün Galatasaraylıları o sorumluluğa sokmanız lazım. Ben 50-60 kişi çağırdığım zaman herkes bana kızdı. Ya ne gerek var? 3 kişi kal. Hayır, bu Galatasaray'ın sorumluluğu. Her Galatasaray elinin altına, taşın altına elini koyacak. Her Galatasaray olduğu zaman da Galatasaray mutlu olacak. Öyle mi? Yoksa ben de bilirim ahkam kesip sarı güzel değil, kırmızı iyi demeyi. Amaç o değil ki. Amaç siz bütünlüğün fikirlerine, düşüncelerine ve de kabiliyetlerine saygılı olmanızdır. Ben hep bunu yapmaya çalıştım. Yani Galatasaray başkanı olsaydım da bunu yapacaktım. Ben geride olacaktım. Öne çıkarmam gereken insanları da futbolda, kültürde, kadınlarda, dikkat ederseniz ekonomide hep onları öne çıkaracaktım. Çünkü onlar kahramanlar. Ben kahraman değilim. Ben onları toparlayan bir liderim. Ama maalesef genel kurulumuz bunlara taraf olmadı. Tarafsız kalınca da sahne belli. Oynayanlar belli. Seyirciler de belli. Perde. Son bir soru. Ay evet. Ama unutamadım. Baş tabii Ali Sami Yeniden şöyle bir anım var. Onu hiç unutmam mümkün değil ama tabii yılını çok hatırlamıyorum. Galatasaray Bulgaristan maçı ve Galatasaray Ali Sami Yeniden stadının açılışı vardı. Ben de o zamanlar daha öğrenciydim ve görevli olarak gittim sahaya ve de Türkiye'ye. Şeyini ne diyorsunuz, o yakışlıyım ya, o zaman da yakışlıydım görüyorsun. O zaman çok yakışlıydım. Elimde Türkiye, dizildik böyle işte uluslararası bir organizasyon. Ali Sami açılacak, ilk start. Her yer dolmuş. Müthiş bir maç başlayacak Galatasaray Bulgaristan. Ana, o kadar çok izleyen var ki. Başladı ne yazık ki hatırlarsanız, sen belki gençsin ama insanlar düşmeye, yaralanmaya inanamadım. Yani öyle bir, bizim böyle bir sıkıntımız var. Bizim açılışlarımızda bazı sıkıntılar oluyor. Bir ikinci açılışımızda daha sıkıntı yaşadık. Devamı iyi geliyor inşallah. Dolayısıyla çok o anımı hiç unutmam. Çünkü birebir yaşadığım ve hakikaten çok şaşkınlıkla izlediğim bir olaydı. İkincisi de tabii ki ikinci stat açılışımızda yine öyle bir şaşkınlıkla izledim. Dikkat edersin, her
bir açılış, bir eğlence, bir bayram havası taşıması gerekir. Bu ne olursa olsun, bu bir tiyatro da olsa, bu bir sanat eseri de olsa, bir resim sergisi de olsa, bir müzikal de olsa, açılış onun hakkıdır. Yani o eserin hakkıdır. Ama oralara biz zaman zaman politik, siyasi olgular soktuğumuz zaman sıkıntı yaşarız. Bunu hiç unutmamamız lazım. Eğer bir Galatasaray'ın, bir Fenerbahçe'nin, bir Beşiktaş'ın futbol stadı açılacaksa, sahası açılacaksa, orada politik görüşlerin veya politik amaçların olmaması lazım, söylemlerin olmaması lazım. Galatasaraylılar stadı açıyorlar, Galatasaray'a eğlenirler, alkışlarız, eğleniriz, hava eşlik atılır, gösteri yaparız, müziği çalar, gider. Ama siz o açılışta siyasi olguları öne koyarsanız, tabii ki çeşitli anlayışlara sıklaşan binlerce kişi olacaktır. Bunu oralarda yapmamak gerektiğini herhalde Adnan da öğrendi. Ben de öğrenmiş oldum. Peki. Yoksa bizim devlete saygımız her zaman için. Bu kadar sevgi ve saygı dolu Galatasaray olarak da her zaman saygımız ve sevgimiz var. Her yapılan iyi şeyde alkışlamayı da biliriz. Arkasında olmayı da biliriz. Ama her şeyi de yerinde yapmamız gerektiğine inanıyorum. Rica ederim. Bitmezse daha biz sonra yaparız, daha devam ederiz. Sen bakarsın. Çok fazla ahkam kestim galiba, değil mi? Ne kadar güzel.